Şimdi Newton'un üç yasasını bir sistemde uygulayalım, bir örnek bakalım. Bakacağımız örnek eğik düzlemde hareket. Yine problemimizi basitleştirmek için mümkün olduğunca az kuvveti varsayacağız. Şimdi daha önce gördük ki eğer dünyanın yüzeyine yakın bir yerde herhangi bir nesneyi bırakırsanız o yere doğru 9.8 metre bölü saniye karelik bir ivmeyle hareket ediyor. Bu gözlemsel bir sonuç. Bu bize diyor ki, Newton'un ikinci yasasını da hatırlarsak, bir ivme varsa mutlaka orada bir kuvvet olması lazım. Dolayısıyla siz herhangi bir kütleyi bıraktığınız zaman, o ivmelendiğine göre, kütleyle ivmesini çarptığımız zaman, biz bu nesneye etki eden kuvveti buluyoruz. Buna da nesnenin ağırlığı diyoruz. Şimdi kütleyi nasıl ölçeriz tartışırken, şeyi hiç kullanmadık dikkat ettiyseniz, tartılar. Tartıya çıktığınızda hep kaç kilogram olduğunuzu ölçersiniz. Ama aslında kütlenizi ölçmüyorsunuz. Yaptığınız tek şey ağırlığınızı ölçüyorsunuz. Yani kütle çarpı bu G yerçekimi ivmesi ölçülüyor. G yerçekimi ivmesi dünya yüzeyindeki neredeyse her yerde sabit olduğu içinse eğer ağırlığınızı biliyorsanız oradan kütlenizi belirleyebilirsiniz. Ama kütle için yeterince hassas bir belirleme değildir. Eğer çünkü G az da olsa bölgeden bölgeye değişecek. Uzayda ağırlığınız olmadığı halde kütleniz değişmeyecek. Kütle nesnenin, maddenin değişmez bir özelliğidir. Şimdi dolayısıyla dünyanın ya yakın bir yerde duran herhangi bir nesneye etki eden kuvvetlerden biri onun ağırlığı. Bu kuvvet yere doğru ve büyüklüğü de kütlesi çarpı G'ye eşit. Şimdi eğik düzlemimizde kütlemiz var. Şimdi bir biliyoruz ki ağırlığı var bunu etki eden bir kuvvet. Ağırlığı yere doğru. Yine koordinat eksenlerimizi istediğimiz gibi seçebiliriz. Bu seferki tercihimizde yukarı yönü y yönü olarak alalım. Eğer yukarı yön bizim y yönümüzse ağırlığı aşağı doğru olduğu için ağırlık vektörü eksi y yönünde olacak. Büyüklüğü de mg kadar olacak. Dolayısıyla nesnemizin ağırlığından kaynaklı kuvvet omega ile w ile gösterecek olursak eksi mg çarpı y yönündeki birim vektör olacaktır. Buradaki eksi işareti yine eksi mg'nin negatif bir sayı olması ağırlığın y yönünde değil, eksi y yönünde olduğunu bize gösteriyor. Eğer cismimizi etki eden tek kuvvet bu olsaydı, o zaman tek kuvvet buysa Newton'un ikinci yasası da diyor ki ivmesi bu yönde olmak zorunda. Siz oraya bıraktığınız bir nesne eğik düzlemin içine girip aşağı inecekti. Ama biliyoruz ki bu böyle olmuyor. Eğik düzlemi bıraktığımız nesne eğik düzlem boyunca hareket ediyor. Şimdi kolaylık olması için ilk başta sürtünmeyi ihmal edeceğiz. Sürtünme kuvvetimiz gibi bir kuvvet yok. Ama yine de bir kuvvete daha ihtiyacımız var. Eğik düzlemin içine girmesine engel olan bir kuvvet lazım bize. Bu kuvvete de normal kuvvet diyoruz. Birbirine temas eden katı cisimlerde özellikle birbirine temas eden yüzeyler varsa bu yüzeylerde nesneler birbirlerine bir kuvvet uygulayacaktır. Normal kuvvet dediğimiz. Ve bu normal kuvvet temas eden yüzeye dik bir kuvvettir. Yani normal kuvvet dediğimiz kuvvet temelde elektromanyetik kuvvetten kaynaklı bir kuvvettir. Ama biz bir büyüklüğünü birazdan belirleyeceğimiz bir N kuvveti diyelim. Genel olarak biliyoruz ki yüzeye de dik. Dolayısıyla o vektörü, kuvvet vektöründe eğik düzleme dik bir vektör olarak gösterebiliriz. Büyüklüğünü şu anda bilmiyoruz. Genel bir ifadesini verebileceğimiz bir vektör değil. Durumdan duruma büyüklüğü de değişen bir vektör. Ama ilerleyen aşamalarda bu vektörün büyüklüğünü belirleyeceğiz. Şimdi toplam kuvveti belirlemek istersek, şimdi Newton'un ikinci yasasına göre nesnemizin ivmesini belirleyecek olan şey, nesneye etki eden toplam kuvvet. Toplam kuvvet bu iki vektörün toplamı. Şimdi bu iki vektörü toplayabilmek için öncelikle bu normal kuvvetin bileşenlerini hesaplayalım. Yine x ekseninde yatay olarak, y eksenini dikey olarak seçmiştik. X ekseninde yatay eksen olarak belirleyelim. Y eksenimiz var, x eksenimiz var. Normal kuvvetimiz şu yönde bir vektör. Bu yönde bir vektör olduğu için, şimdi y ekseninde bir dikme çizdiğimiz zaman burada ve onun boyutu n çarpı kosinüs teta kadar olacak. Çünkü şu açıda eğik düzlemimizin açısı teta ise şu açı da teta olacak. Dolayısıyla normal kuvvet vektörümüzün dikeyle yaptığı açı t
teta kadar. Y yönünde n kosinüs teta kadar büyüklüğü. X eksenine bir dikme çizdiğimiz zaman ise büyük x yönündeki büyüklüğü n çarpı sinüs teta kadar. Ama eksi x yönünde olduğu için normal vektörümüzü n çarpı kosinüs teta çarpı y yönündeki birim vektör eksi n çarpı sinüs teta çarpı x yönündeki birim vektör olarak yazabiliriz. Şimdi iki vektörde bileşenleri cinsinden yazdık. Bu iki vektörü toplayabiliriz ki toplam kuvveti bulalım. Toplam kuvveti hesaplarsak da y bileşenlerini toplayacağız. N çarpı kosinüs teta eksi mg kadar ve x bileşenlerini toplayacağız. Ağırlığın bir x bileşeni yok. Dolayısıyla sadece normal kuvvetin x bileşeni kadar. Bizim toplam kuvvetimiz de bu kadar. Şimdi n kuvvetinin ne olduğunu, normal kuvvetin büyüklüğünün ne olduğunu belirlemeden devam etmemiz pek mümkün değil. Normal kuvvetin büyüklüğünü nasıl belirleyebiliriz? Hala kullanmadığımız bir bilgi var. Eğik düzlem olduğu için eğik düzlemde kütlemizi koyduk. Eğik düzlem nesnemiz eğik düzlem boyunca hareket edecek. Dolayısıyla hızı eğik düzlem boyunca artacak. Dolayısıyla ivmesi eğik düzleme paralel olmak zorunda. Şimdi Newton'un ikinci yasası da diyor ki ivme ile kuvvet toplam kuvvet aynı yöndedir diyor. Çünkü kütle pozitif bir sayı. İvme eğik düzleme paralelse toplam kuvvet de eğik düzleme paralel olması lazım. Şimdi toplam herhangi bir vektör eğik düzleme paralelse şuradaki dik üçgeni düşünecek olursanız bu dik üçgenin açılarından biri yine teta olacak. Bu teta açısının tanjantı bu toplam kuvvetin dikey bileşeninin yatay bileşenine oranına eşit. Şimdi dikey bileşeni n kosinüs teta eksi mg'ye kadar, yatay bileşeni ise ya da x bileşeni eksi n çarpı sinüs teta kadar. İkisinin oranını aldığımızda bu bize tanjant teta'ya eşit olması lazım. Bu tek bilinmeyenli bir tane bir denklem. Bu denklemi çözecek olursanız da n dediğimiz normal kuvvetin büyüklüğü mg çarpı yani cismimizin ağırlığı çarpı kosinüs teta kadar olacak. Şimdi bunların vektör olmadığına dikkat edin. Vektör işareti koymadık. Dolayısıyla bunlar sadece büyüklükleri gösteriyor. Normal kuvvetin yönüyle ağırlık vektörünün yönü birbirinden apayrı yönler. Şimdi normal kuvveti biliyoruz. Toplam kuvvet ifadesi bu normal kuvvetin büyüklüğüne bağlı. Orada yerine yerleştirebiliriz. Dolayısıyla toplam kuvvet eksi mg çarpı sinüs teta çarpı o parantez içerisindeki vektör kadar. Şimdi o parantez içerisindeki vektörün boyunu hesaplayacak olursanız o vektörün boyu 1'dir. Ve o vektör aslında eğik düzlemimize paralel büyüklüğü 1 olan bir vektördür. Tabi yön olarak eğik düzlemde yukarı doğru gösteren bir vektördür. Birim vektördür. Dolayısıyla bu ifade toplam kuvveti biliyoruz. Şimdi ivmeyi hesaplayacak olursak toplam kuvveti kütleye böldüğümüzde elde edeceğimiz ifade eksi mg sinüs teta çarpı bu tanımladığımız n ile gösterdiğimiz birim vektör olacak. Pardon, eksi g çarpı sinüs teta çarpı bu birim vektör. Şimdi bu bize ne diyor? Bir defa ivme vektörünün yönü n vektörüyle zıt yönde. Çünkü o n vektörünün katsayısı negatif bir katsayı. N vektörü yüzeye paralel yukarı doğru bir vektördü. Dolayısıyla ivme vektörümüz aşağı doğru, eğimden aşağı doğru ve yüzeye yine paralel bir vektör. Ve ivme vektörünün büyüklüğü de g çarpı sinüs teta kadar. Şimdi ivmeyi belirlediğimize göre artık ivmeden hızı, hızdan konumu istediğimiz şeyi belirlememiz mümkün.